Şimdi hemen bugünün ilk Skype bağlantısını yapalım ve Ümit Aktan'la Galatasaray'ın gündemini konuşalım. Ümit Aktan, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, şimdi benzer isimleri görüyoruz aslında hemen hemen her gün. Aynı oyuncular üzerinden değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ama bir türlü de bitmeyen transferlerden söz ediyoruz. Acaba bu isimler zor ve maliyetli oldukları için mi bu kadar zaman aldı? Yoksa bilemiyorum, alternatiflerle de mi görüşülüyor? Yoksa geç mi kalıyor Galatasaray? Doğru cümleyi bulmaya çalıştım ama bence siz daha iyi bulursunuz. Teşekkür ediyorum. Doğru cümle, pamuk eller cebe dönemine girildi. Bu kongrenin bütçe arttırımı ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi konusundaki hamleden sonra bir geçici rahatlık daha olacak. Sponsor anlaşmaları netleşecek ve Galatasaray önünü daha iyi görebilecek. O zaman da Carvalho, João Pedro, Oliveira gibi isimlerden belki ikisini birden kadrosuna katma şansı olacak. Hep söylediğim gibi Fenerbahçe'nin acelesi var. Trabzonspor'un biraz daha rahat acelesi var. Ama Beşiktaş'ta Galatasaray'ın hiç acelesi yok. Ve bütün mesele, anladığım kadarıyla Kaan Ayhan da dahil, defans kurgusunu tam oluşturmak, orta alana güçlü iki takviye yapmak ve en uca da etkili bir ismi monte etmek konusunda Avusturya kampı bitmeden, Avusturya kampının ortalarında hiç olmazsa takıma katılacak bir oyuncu ve iki oyuncu belki ile sezonun hazırlıklarına hız vermek planı var. Bunu uygulamaktalar. Bu da doğru bir strateji. Bence Galatasaray görüşmeleri hızlandırırken küçük pazarlıklar, ödeme şekillerinin üzerinde biraz dans ediliyor hem menajerlerle hem karşıdaki kulüplerle. Ama öyle görünüyor ki Galatasaray Kaan Ayhan'ı alırsa bu saydığımız 3 isimden birini kadroya dahil edebilecek. Çünkü Kaan Ayhan hem Nelson'un yerinde sağ stoper, sağ bek, savunmanın önünde, hatta forvetin arkasında bile etkili oynayabilen bir isim. Dolayısıyla bir oyuncuyla 3 bölgeye birden takviye yapmış olacak. O doğru bir hamledir. Ben mesela bu saydığın isimlerin arasında keşke Bupenza olsa derim. Çok artistik bir golcüyü en uca koymuş olur. Mustafa Muhammed'le iyi bir per olabilirler. Çünkü Beşiktaş ön tarafını güçlendirirken Cenk Tosun, Muleka ve Weghorst gibi birbirini tamamlayacak oyunculardan, üçünden ikisini kullanarak çok etkili oluyor. Galatasaray'da ön tarafta eğer Yunus ve Kerem kadronun içinde bulunacaksa, onların aktaracakları topları çerçeveye vuracak isimlere ihtiyacı var. Mustafa Muhammed'in yanında önünde veya arkasında oynayabilecek bir isim daha monte edilecek. Bütün bunlar için bence son bir haftaya girildi. Bayram tatilinin ardından Galatasaray Sturm Graz'la yapacağı hazırlık maçı durumunda bu kadroya bu oyuncuları katmış olacak diye düşünüyorum. Doğru bir zamanlama ve doğru bir hamle, ama Temmuz'un 20'sinden sonra yapılacak müdahaleler ligin başında hemen kullanamayacağınız müdahalelere dönüşebilir. Dolayısıyla lige güçlü girmek gibi bir hedefiniz varsa bunu hemen uygulamaya koymalısınız. Son bir hafta diyorum ben Galatasaray için. Peki bu son bir haftada acaba hepsi tamamlanabilecek mi? Zira sadece alınacak oyunculardan bahsetmiyoruz. Markao'nun transferi hala gerçekleşmedi. Mustafa Muhammed'in ücreti hala verilmedi. Bu oyunculara talip çıkacak mı? Cagne gönderilebilecek mi? Yine kadroda düşünülmeyen, fazlalık olan, aslında kontenjan için de yer açılması gereken, yolların ayrılması gereken isimler var. Kerem'e, Yunus'a teklif gelecek mi? Bunlar da belirsiz ve tabii ki bu oyunculardan elde edilecek gelirlerle muhtemelen bazı transferler, takviyeler yapılacak. Bu anlamda aslında Galatasaray taraftarlarının kafasında bir soru işareti var, acaba geç mi kalınıyor diye. Yani Galatasaray'ın planlamasında, Cenk Ergün ve yönetimin planlamasında, tabii ki Okan Buruk'un tercihlerinin arasında şöyle bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Galatasaray şayet Mustafa Muhammed'i
bir belli bir gelir karşılığında satma ihtimali varsa, böyle bir talip çıkacaksa, özellikle Fransa'dan, hatta Güney Fransa'dan diyorum, Tudor'un takımı Marsilya'dan diyorum, eğer böyle bir ihtimal çıkacaksa, o zaman bonservisini alıp buradan bir kar elde etmeyi planlayabilir. Ama bonservisini alıp oynatacaksa yanına bir oyuncu daha transfer etmesi gerekir. Çünkü Gomis'le bu iş yürümez. O zaman bu iki seçenek arasında kaldı Galatasaray. 11 akşamı 24'e kadar Galatasaray'ın süresi var Mustafa Muhammed'i almak için. Yani iki seçenek arasında alıp satmak mı, alıp kullanmak mı? Ama her halükarda almak fiili işin içerisinde. Galatasaray'da herhalde bu yönde bir hamle yapacaktır. Eğer herhangi bir pazar yoksa ve kullanamıyorsa ve oraya da bir santrfor montajı, etkili bir golcü montajı yapılacaksa, o zaman hiç almayabilir. Başka bir takım El Zamalek'ten Mustafa Muhammed'e talip olabilir. Ama doğru strateji bence bu yaşta bir oyuncuyu almak, parlatmak ve ondan sonra satmak diye düşünüyorum. Tabii ki Avrupası olmayan bir Galatasaray kimi ne kadar parlatır? Bu da ayrı bir soru. Marka konusunda fikriniz nedir? Bence marka gitti de ödeme şekliyle ilgili küçük pürüzler var. Yani transfer öyle bir şeydir ki siz Marka'dan 8 istersiniz, onlar 6 verir. Siz 10 istersiniz, onlar 8 verir. Ama siz 10 istediğiniz zaman 8'e inerim tamam dersiniz ama 4'ünü peşin ver. Kalan 4'ünü de 2 yıla böl taksitlere, 3'er ay periyotlarla diyebilirsiniz. Yani Marcao'daki sorun bu ödeme şekliyle ilgili. Marcao kafasında Sevilla'ya gitti. Galatasaray kafasında Marcao'suz bir savunma hazırlıyor. Ve dolayısıyla küçük bir pürüz vardır orada. O pürüz de gideriliyor. Giderilmeden önce bu bir transfer stratejisidir. Mesela Mustafa Muhammed'i alacaksanız, nazlanacaksanız, o zaman bir santrfor ismi uçurursunuz piyasaya. Bakın Galatasaray bununla ilgileniyor, dolayısıyla almayabilir dersiniz. Marcao konusunda böyle bir şansı kalmadı. Çünkü Marcao'nun yerine Türkiye'nin en formda sol ayaklı stoperini koydu zaten. Dolayısıyla Marcao'suz bir oyun planı içerisinde olduğu açık ortada. Bunun da yöntemi Marcao gidecek de işte ödeme şekli. Bunu da bildiği için Sevilla Kulübü ben sana diyor mesela 8'i 4 senede, 2 senede ödeyeyim diyor. Çünkü sen Abdülkerim Bardakçı'yı aldın, Marcao'dan vazgeçiyorsun diyor. Bu durumda Galatasaray'da hayır ben Marcao oynamak istiyor, kalırsam burada da oynarım söylemleriyle bir meydan okuyor ve ödeme şeklini planlamaya çalışıyor. Marcao gitti de nasıl ödeneceği konuşuluyor. Peki. Şimdi özellikle orta saha konusunda isimleri de biraz sormak istiyorum. Zira Okan Buruk'un işaret ettiği çift yönlü oynayabilen ve aynı zamanda şunu da biraz aslında gözden kaçırıyoruz. Özellikle takıma liderlik etmesini istediği bir profil arıyor Okan Buruk orta sahaya özellikle. Şimdi bahsi geçen oyuncular acaba bu profili ne kadar karşılıyorlar? Carvalho'dan bahsediyoruz. Fenerbahçe'yle ciddi bir yarış var. Pedro'dan söz ediyoruz. Gueye'den söz ediyoruz. Acaba doğru isim nasıl bulunacak? Yani şimdi çeşitli özellikleri var. Bu isimlerin arasında Carvalho... Avrupa'nın en önemli kesicilerinden biri. Bir dalga kırandır orada. Savunmayı ve kaleyi çok rahatlatan bir oyuncudur. Oyunun tek yönünü mükemmel oynuyor. Diğer yönünü ise elinden geldiğince oynamaya çalışıyor. Büyük bir tecrübe, büyük bir güç. Carvalho olmadı. Enrique'yi, Pedro'yu almaya kalktı. Pedro Oliveira'yı almaya kalkarsanız bir lider değil. Carvalho bir lider. Oyun içinde. Ama Oliveira bir lider değil. Daha fazla hücum yönünü oynayan, savunma yönünü o kadar katkıda bulunmayan bir oyuncu. Yani Carvalho ile alacaksanız Oliveira'yı da almanız lazım. Yok ikisini de alamıyorsanız o zaman Gueye'yi koyacaksınız oraya. Çok büyük bir yaş farkı var. Belki son sahibisiniz eski araba gibi ama garaj arabası değil. Yarış arabası hala. Hala çok formda, hala çok güçlü ve etkili olabilecek bir isim ve iki yönünde oynayabilecek bir isim.
lider olma özelliği de var. Yani lider derken topu diktiği zaman biz hatırlıyoruz. Haciler, işte o koçalar, Alexler eliyle gösterirdi. Sen buraya git, sen arka direğe git diyerek bir planlama yaparlardı. Belki bunu idmanda çalışırlar, arkadaşlarına hatırlatırlardı. İşte o tipte bir oyuncu katılmış oluyor oraya. Yani ben iki yönünü iki oyuncuyla halletmesi gerektiğini, bunların da Carvalho ve Oliveira olabileceğini düşünüyorum. Ha, João Pedro çok önemli bir isim. Çok büyük katkısı olabilecek bir isim ama tek başına etrafını donatmadan fazla randıman alamazsınız. Yani João Pedro ile Emre Akbaba'nın birdenbire hücum bölgesinde yakalandığı bir orta alan ve savunma çok gedik verir. Birebir bırakır gerideki adamları. Bütün bunları ben böyle hesaplıyorsam herhalde gece elinde kağıt kalem ekibiyle birlikte Okan Buruk çok fazlasıyla hesaplıyordur ve doğru hamle yapılacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi iki oyuncuyla iki yönü telafi edebilirsiniz. Bir oyuncuyla liderliği sağlayabilirsiniz. İstenen hangisi? Hangisi ön planda? Onu göreceğiz bu. Bir hafta daha sabretmesi lazım Galatasaraylıların. Peki son olarak sol bekerin transfer edilmesini bekler misiniz? Zira Yunus ve Kerem o bölgede Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği iki oyuncu, birlikte görmek istediği iki oyuncu. Sol bekerin gelmesi halinde biri gider mi? Bu da merak konusu. Ne dersiniz bu konuyla ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Şimdi sol beken geldiği için biri gitmez. Biri gitmek ihtimali varsa sol bekenle ilgileniliyordur. Yani sol beken Yunus Akgün'e bir talip varsa, Kerem'e bir ciddi talip gelecekse, böyle bir ihtimal varsa, o zaman bu oyuncunun Galatasaray'ın bir kanadında mevcut bulunması lazım. Yoklamada ben varım demesi lazım. Ama iki oyuncu da varsa bana göre bir lüks. İki oyuncu da gitmeyecekse bir lüks. İki oyuncudan biri, Yunus veya Kerem, son anda giderse o zaman da büyük bir boşluk olur. Çünkü sol bekken sizi o tarihe kadar beklemez. Bu da transferin cilvelerinden biridir. Sanıyorum sol bekkenle ciddi olarak alışveriş yapılacaksa Kerem veya Yunus'tan biri gidiyor zaten. Peki. Ümit Ak'tan çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.